Evet arkadaşlar, içi de böyle. Oh. Selam arkadaşlar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Aslında yeni değil. Bir önceki vlog'ta çektim ama şimdi yeni koyacağım. Ne yapacağız? Bugün yine kayınvalidemle çörek yapacağız. Ne çöreği? Saya çöreği. Çıtır çıtır çok güzel bir tarif. Bir saniye bir bekle. Annem orada gizli gizli hemen şey başladı. Ama neyse başlayalım. Kısaltalım. Hadi bakalım. Evet, saya çöreğine 1,5 bardak süt giriyor. Bunu ılıtacağız. Az. Bunu alalım. Ve kapatalım. Sıvı yağ. İki kaşık da hamuruna sıvı yağ koyuyor annem, biraz daha yumuşak olması için. Tereyağı ne kadar koymuştun anne? 100 gram. 100 gram tereyağı. Onu da sonra eritip koyacağız içine. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunu da Hı göster. hı. Gösteriyorum. Bunu da alalım sonra ılımaya. Yoğurt da giriyor sonra arkadaşlar. 2 kaşık da yoğurt koyacağız. Onları aldık şöyle ılımaya, ısıtmaya. Fazla da ısıtmamıza gerek yok. Su bardağı. Sütümüzü katalım. Yarım su bardağı su. Yarım su bardağı su katıyor annem. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzumuzu da koyduk. Maya nerede? Bir tatlı kaşık da mayamızı, kuru mayamızı koyalım. Normalde yaş mayadan bir Yaş paket maya mi? da girer. Bir paket mi koyuyorsun? Yarım paket mi Yarım koyuyorsun? paket de Yarım olabilir. paket. Yarım paket yetiyor yani. Yeter. Bunlar az geliyor. Yoğurdumuzu da koyalım. Dur yoğurt da fazla atalım. Bardağı yoğurt da görsün. 2 kaşık da yoğurdumuzu koyalım. Bu da yeter. Tamamdır. Şunu kapatalım. Tamam. Hamur olacak. 4 bardak falan girer herhalde. Yumuşak hamur olacak. 4 bardak falan girer diyor annem. 4 su bardağı. Hemen hemen zaten 1 kilo oluyor 4 su bardağı, değil mi? Bir paket giriyor yani ortalama. Fazla Ha? sert olmayacak hamur yani. Sert olmayacak hamuru. Neyse şunu bir yoğuralım. Tereyağı sonra içi için mi hazırladın? Onu açacağız, ondan sonra süreceğiz. Tamam. Bayağı da. Bunun hamuru biraz daha şey oluyor. Çok az, öbüründen sert oluyor bu arada. Biraz daha sert oluyor. Çok sert değil yani. Hı. Pratik yani hepsi. İkisi de. Biraz daha un koyayım mı? Pek yapıştı değil mi? İyi oldu. Hı. Sert değil. Güzel oldu. Bunu da. Onu yoğurdu
aldıkça elindeki hamuru alır. Hamurumuz oldu. Neydi? Saya çöreği için. Bunu az dinlenme koyacağız. Az dinlensin hamurumuz. Az da şişsin. Söyleyemedim. O şişmeyecek. O bekmeyecek. Niye? Bunda şey yok. Hemen yapabilirsin. Öyle mi? Dinlenecek. Bak. Neyse. Benim bilmediğim şeyler varmış. Bak bunu hemen yapabilirsin. Annem bezi tutacak herhalde şimdi. Değil mi? Sen tut. 4 bardak unumuz girdi içine. Artandan da şeye kullanıyoruz. Arkadaşlar bu hamuru ne kadar yoğursan pardon. Ne kadar yoğursan o kadar yumuşak ve iyi oluyor hamur. Şimdi bezi tutacağız. Ondan sonra da açmaya başlarız inşallah. Güzel oldu ya hamur. Kaç parça çıkar bundan? 4 parça. Tamam. Ne kolay valla. Ben olsam bir saat uğraşırım bezi yuvarlamaya anne. Bezlerin hepsini aynı boyda yapmaya çalışıyor annem. Bence de çok başarıyor. Dört tane bezi çıktı arkadaşlar. Geçelim açmaya bunları. Bunları az dinlenecek. Bunları az dinlenmeye alacağız şimdi. 15 dakika falan dinlenecek. Tamam. Üstünü örtüp kurumaması için bunlar dinlenecekmiş arkadaşlar. Biz de o arada çayımızı içelim. Ondan sonra geçeriz açmaya. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi açacağız onları tek tek. Onları gösterelim arkadaşlar. Öbür tarafta da ömür hamurumuzu onu da sonra halledeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unlayalım. Tereyağımız da alalım. Onlar eridi. Hayır, ilk önce küçük kolayla mı aşağı? Kolay olur benim için. Fazla da inceltmeyeceksin değil mi anne? İşte bayağı büyük açacağız biraz. Tereyağımızı alalım sonra onu içine dökeceğiz. Açıldıktan sonra hamurlar. Güzel yumuşak olmuş değil mi hamur? Hamurun içine yağ koymuş muydun? Koymadın değil mi? Hiç yağsız hamur. Bunun içine yağ, iki kaşık koymuştum ya şöyle yapışmasın. İki yemek kaşığı. Koymuştuk değil mi bunun? İki yemek kaşığı. Güzel oldu bak. Annem bunu kenara alacaktı. Evet. Bunu sonra. Göstermedim. Aynen. Bunu kenara alacağız sonra. Ondan sonra öbür hamurumuza başlayacağız. Üst üste koymayın arkadaşlar. Çünkü yapışıyor bunlar. Onu kenara alalım. Bir hamurumuzu aldık kenara. İkinci hamura bezliğe başladık. Gene aynı şekilde böyle ilk önce inceltip küçük oklavayla sonra da büyüğünden geçeceğiz üzerine.
Merdane. Doğru. Düzelttin beni. Sorry. Bu da açıldı. Geçelim üçüncüye. Bunu da kenara alacağız. Başladık üçüncüye. Gene aynı şekilde ilk önce merdane ile küçültüp az inceltip ondan sonra oklavayla devam edecek anne. Anne, şimdi Kemal sorarsa akşama ne var yemek diye, ben ne diyeceğim? Akşama yemek bu var. Akşama çörek var. Akşama çörek var. Yemek yok. O kadar. Değil mi? Yanına da kahvaltılık var. Yanına da kahvaltılık. Oh ne güzel. Yemekten de güzel oldu. Ben sevmiyorum. Ben o kadar. Böyle daha seviyorum. Böyle daha seviyor. Ve halimizden belli böyle daha çok sevdiğimiz ikimizin de. Üçüncüyü de açtık arkadaşlar. Bunu da alacağız şimdi. Gelelim son hamura, beziye. Hamurlar ne kadar kalınlıkta olduğunu bir gösterelim. Bunu inceleyeceğiz ya sonra yağladıktan sonra. Tamam. Da şimdilik bu kadar. Bu büyüklükte yeter şimdilik. Bu kadar açıyoruz. Bu büyüklükte yeter. Sonra onları birleştirip biraz daha kenarlara şey yapacağız. Açılacak yani. Şu anda o hamuru kenara alıyoruz. Geçelim dördüncüye ve son parçaya. Gene aynı şekilde. Sonra katmer yaptığımızda size geri döneceğim arkadaşlar. Göstereceğim onu nasıl yapıyoruz. Bu çöreğin manasını anlat. Bak video kapalıyken anlatıyor. Anlat bakalım neymiş? Bu çöreğin manası ilkbaharda yaparlarmış annemgil. Yani kuzular gezermiş çalı çalarak falan. Ondan sonra kuzular falan olduğu zaman ilkbaharda. Her yerden bir şeyler alırlarmış. Onu da güzelce pişirip yerlermiş. Bak. Kuru falan. Öyle. Bunun manası öyle derler. Bak. Ne güzel. Bak. Evet. Dördüncü hamurumuz da açıldı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yağlamaya geldik. Onun içine anlatmıştık ne koyduğumuzu. Bir daha bir hatırlatalım. Ne koymuştuk? Yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. Duydunuz mu? Yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram da tereyağı koymuştuk. Gezdirelim güzelce. Oh ne güzel. Oh yarasın. Hamurumuzu. Ben bir saniye size geri döneceğim şimdi. Bir hamurumuzu da aldık. Üstüne konuluyor arkadaşlar. Onun üstüne bir kat daha tereyağı geçeceğim. Her katına tereyağı sürülüyor. Değil mi? Evet. Yani aslında katber gibi oluyor. Çörek oluyor yani. Ama çörek oluyor. Sonra işlemi biraz daha farklı olduğu için göstereceğiz size Allah'ın izniyle hepsini teker teker. Bunu da dağıtalım. Buna isterlerse peynir de katabilirler mi anne? Peynir de katabilirler arasına. O da güzel olur bence. Evet bir de peynirli yapalım biz. Yapalım. Bunu boş yapıyoruz. Bunu boş yapalım be. Bak hamurumuz da pufidik pufidik oldu bak. Nasıl şişiyor bak. Maşallah diyeyim. Yorumlarınızı alayım arkadaşlar. Sizin yorumlarınız bizi memnun ediyor. Değil mi anne? Evet.
Evet. Ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bedava abone olmak. Üçüncü katımızı da kattık üstüne, koyduk üstüne. Sonra da son katı koyup size göstereceğiz işlemleri. Geldik dördüncü ve son katımıza. Onu da yağlayıp sonra yağlı beze alacaksın mı? Tepsiye mi alacaksın? Yoksa evet, rol mü yapacaksın? Beze alacağım. Önce şöyle kağıt açmam lazım. Yağlı beze alacaksın. Onu sonra göstereyim. Annem yağını sürsün. Ben de biraz toparlayayım burasını. Şimdi anne işlemi söyle. Çeke çeke büyütüyorsun. Ondan sonra yağlı beze alıp üstünü kapatacağız. Rulo yapıp. Değil mi? Hepsi aynı kalınlıkta olması için. İnce olması için biraz. İnce olması için, kalın olması işte. Ne kadar kalınlıkta? Bakalım şuradan şöyle. Bu kadar kalınlıkta oluyor hemen hemen. Çörekte ince olmaz mı? Hmm. Düşürüyordum kız telefonu. Dur. Güzel oldu ya. Bu kadar yeter. Yeter. Annem rolü yapıyor. Çok sarılmayacakmış idi. Sarılmayacakmış. Yani. Çok sıkı, duyduğunuz gibi çok sıkı sarılmayacak. Rol yapıyor, rulo yapıyor yani. Oh, vallahi bu ne güzel oldu anne. Pufidik pufidik. Gerçekten. Şöyle yuvarlayıp. Getir o kağıdını ver. Al anne. Ha, kesikmiş bunlar bak. Anne. Kolay oluyor. Bir saat bekleyecek şimdi. Heh, bunu bir saat bekletmeye alacağız arkadaşlar. Sonra daha farklı bir işlem yapıp göstereceğiz size. Üstünü şimdi de kapatalım. Tamam. Bunu beklemeye aldık. Daha sonra döneceğiz geriye. Evet. Neydi hamur, ismi? Saya çöre hamurumuzu kabardı. Bak burada zaten pofidik pofidik. Oh ne güzel. Bunu şimdi açacağız mı anne? Dur ben açayım sen göster. Tamam. Şimdi o para kullanmadan açıyor annem de. Elinden açıyor zaten belli. Oh. Vallahi güzel oldu. Şimdiden güzel gözüküyor. Ellerine sağlık şimdiden. Hamur yağlı olduğu için kolay açılıyor. Bir de yumuşak hamur. Değil mi? Uh-huh. İsterlerse üstüne, bunun üstüne de yağ koyabilirler mi? Hayır. Konulmuyor. Yumurta süreceğiz. Hı hı. Söyleyelim de hani. İçi sadece yağ oldu zaten. Yani. Söyleyelim de belki birilere bilmez. Yağ koyarsa bilmezse yani. Söyleyelim de bilsin insanlar. Evet. Hı hı. Oh gayet de güzel oldu valla. Bayağı inceltiyorsun mu bunu anne? Yaydırıyorsun iyicene. Bütün tepsiyi kaplasın diye. Hep kalın olmasın diye. Hı.
Şimdi bunun üstüne yumurtamızı koyacağız. Ben sana yumurtayı vereyim. Yoksa öbüründen mi kullanacağım? Sen bir tane yumurta ver. Bir saniye. Hamurumuz tamamlandı. Yayıldı iyicene. Bütün tepsiyi kapladı. Hemen hemen. Bu böyle iyi. Nasıl güzel ışıldıyor bak. Yağlı ya. Yumurtamızı koyacağız. Yumurtamızı dökelim. Fırına kaçta açtınlar anne? 200 derecede ısıtılmış fırında pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da dağıtalım böyle. Geçen neydi o programın adı? ATV'de gelinler yarışıyor ya yemek programında. Hı-hı. Gelinin mutfakta mı? Gelinin mutfakta. Yemek bahane mi? Öyle bir şey. Yemek bahane var. Bir tanesi diyor ki ne? Şimdi bilezikleri şıngır şıngır yapıyor ya bileziklerin. Ondan aklıma geldi. Benim kaynanam takmadı bana bilezik. Birkaç tane öbür geline diyor. Birkaç tane versene bana da böyle şıkır şıkır da ses gelsin diyor da. O aklıma geldi. Yumurtayı da dağıttık. Bunu fırına vereceğiz arkadaşlar. Piştikten sonra size gösteririz. Çıtır çıtır oluyor. Gerçekten çok güzel. Çöreğimiz kızarmaya başladı arkadaşlar. Onu da sonra alacağız. Evet arkadaşlar, içi de böyle. Oh, mis mis mis. Böyle de çekebilirsin. Oh. Mis, keserim ne bunu? Kapat. Evet. Saya çöreğimiz de oldu. Mis gibi bak. Bak, sese bak. Oh, kıtır kıtır. Aynen öyle. İçi yumuşacık, üstü kıtır kıtır. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kesinlikle yapmayı deneyin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Denediyseniz herkese afiyet olsun. Ve bu seferlik bu kadar. Görüşmek üzere.